Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Türkiye'nin iklimi dediğimiz konuyu işleyeceğiz. Şimdi Türkiye ikliminde öncelikle iki şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Birincisi, nerede hangi iklim görüldüğü kısmı üzerinde duracağız ki burası çok önemlidir. Öncelikle Marmara bölgesinde kıyıya yakın dar alanı alacak şekilde bir çizgi oluşturuyoruz. Orta Karadeniz'e doğru biraz genişletiyoruz ve Doğu Karadeniz'e doğru iyice daraltıyoruz. Bu çok önemlidir çünkü burada dağlar kıyıya nasıldır? Çok yakın ve paraleldir. Burada yine yakın paralel, burada dağlar kıyıdan uzaklaşmıştır. Böylelikle iklimin etki alanı dar, geniş bir şekildedir diyoruz. Burada da Yıldız Dağları bu etki alanını yine daraltmıştır diyoruz. Bu alanı, yani artılarla göstermiş olduğum alanı Karadeniz iklimi olarak aklımızda tutacağız. Karadeniz iklimi. Marmara'da da yine etkili. Kuzey kıyılarımız boyunca etkili. Marmara Denizi'nin altından kıyıya yakın olacak şekilde içeriye sokulacak şekilde Ege'de getiriyoruz. Menteşe'nin olduğu yerde daraltıyoruz. Antalya'da dar. Adana bölümüne doğru giderken alanı genişletiyoruz. Şöyle noktalarla göstermiş olduğum yer Akdeniz dediğimiz iklimin etki alanı olacak diyoruz. Akdeniz iklimi nerede görülüyor dediğimizde haritamızdan faydalanarak şöyle diyoruz. Güney Marmara diyoruz. Kıyı Ege, kıyı Akdeniz diyoruz. Ege'de dağların kıyıya dik uzanışından kaynaklı iklimin içeriye sokulma özelliği çok fazladır diyoruz. Türkiye'de deniz havasının içeriye en fazla sokulduğu yer burası. Burada Menteşe yöresi de dağlar kıyıya yakın paralel olduğu için etki alanı daralmıştır. Toroslar Antalya'da kıyıya yakındır. Daha sonraki Bolkar, Aladağlar kısmına doğru geldiğinizde Adana, Mersin'e doğru Toroslar kıyıdan uzaklaşıyor. İklimin etki alanı da genişlemiş oluyor. Demek ki deniz etkisinin içeriye girip girmemesi aynen Doğu, Batı Karadeniz'de olduğu gibi dar bir alandır. Burada ve burada da dardır. Adana bölümde genişliyor, Orta Karadeniz'de genişliyor, Ege'de genişliyor diyoruz. Buna kim karar veriyor? Yer şekilleri, yani dağlar karar veriyor. İç kesimlere geldiğimizde, iç kesimlerde burası Kuzeydoğu Anadolu'dur. Şöyle büyük bir yıldızla gösteriyorum. Burası sert karasal dediğimiz iklim alanı ve geriye kalan iç kesimlerde step, yani bozkır diye tanımladığımız iklim alanı olacak diyoruz. Bozkır iklimi Türkiye'de etkisi en geniş olan iklim olarak aklımızda kalacak. Aslında bizim matematik konum gereği iklimimizin adı nedir dediğinde Türkiye'nin ikliminin adı Akdeniz iklimidir diyeceğiz matematik konum gereği. Ancak yer şekilleri, işte yüksek, alçak, dağlık, düzlük olmak, dağların uzanışı, bir tarafımızın karalara, bir tarafımızın sulara komşu olması gibi özel konum şartlarından dolayı her yerde Akdeniz iklimi görülmez diyoruz. Karasallığın etkisi çok daha belirgin olur. Neden karasal step dediğimiz iklim etkilidir burada? Nemli hava içeriye giremiyor. Dağlar müsaade etmiyor. Ve yükselti çok fazla. Burada da yükselti çok fazla olduğu için iklim ne olacak? Daha da sertleşmiş olacak. Buna sert karasal iklim diyeceğiz. Sert karasal. Buraya step ya da bozkır iklimi diyeceğiz. Şu alan Akdeniz dediğimiz iklimimiz olacak. Ve şurası da Karadeniz dediğimiz iklim alanımız olacak diyoruz. Şimdi ikinci bir şey. Verilen bir iklim bölgesinin sıcaklık grafiğini anlamak. Şimdi Türkiye'de sıcaklık grafiklerinde hep dikkat etmeniz gereken şey şu. Sıcaklığın kaç derecede başladığına dikkat edin. Özellikle grafiğin başında. Akdeniz iklimi 9-10 dereceden başlamalı ve 20 sayısının üzerinde olmalı diyoruz yaz sıcaklığı. Yağmurluluğu grafiğin başında ve sonunda çok olacak. Grafiklerin başı ve sonu kış aylarını anlatıyor. Ortaya doğru geldiğimizde yaz aylarında yağmur azalacak. İşte böylelikle bir Akdeniz iklimi grafiğini görmüş oluyoruz. Karadeniz iklimi dediğimizde 10 ve 0 sayılarının tam arasından başlamanız lazım.
4-5 derece, 20-22 derecelik bir sıcaklık oluşur en fazla yazın. Yani çok ısınıp çok soğumayan bir iklim. Yağmur her zaman her zaman var. Yazın birazcık azalacak. Sonbahar dediğimiz dönemde de birazcık artmış olacak diyoruz. Karadeniz iklimi, kuzey kıyıları boyunca etkili olan alanın grafiği. Step iklimi eksi değer oluşturulmaz ama oluşturulursa da birazcık böyle eksi bir, eksi iki gibi bir ortalama değer oluşturulur. Yağmurluluk ilkbahar dediğimiz 3. 4. 5. aylarda birazcık fazla, diğer dönemlerde az olacak. Şurası ilkbaharı anlatıyor. Sert karasal iklimin grafiği, yani Erzurum Kars iklimi dediğimiz iklim, eksi 10 ortalama olacak. Eksi 10 sayısı bunun sert karasal olduğunu söyleyecek. Ve normal step ikliminden ayrılan yanı da yağmurun daha çok dönem olarak grafiğin ortasına denk gelmesi, yani yazın. Şimdi Türkiye'de sana bir grafik verildiğinde ilk ezberinde tutman gereken şey şu. Burada yağmur en fazla hangi dönemde düşüyor dediğinde kış diyorum. Baş ve son. En fazla sonbahar dediğimiz dönemde yağmur yağıyor. En fazla stepte ilkbahar dediğimiz dönemde yağıyor. En fazla sert karasalda yaz dediğimiz dönemde yağıyor. Bir diğer şey, verilen her iklimin mutlaka bitki ve toprak tipini söyleyebilmemiz lazım. Bu iki temel özellik çok önemli çünkü Akdeniz'in bitki örtüsü nedir dediğimizde maki dediğimiz kısa boylu bodur ağaçlar topluluğu aklımıza gelecek. Karadeniz yapraklarını döken ormanlar diyeceğiz. Döken orman. Türkiye'de ormanın en fazla, yağışın en fazla olduğu yer çünkü. Burada bitki örtümüzün adı step ya da buna aynı şekilde bozkır bitkisi de diyebiliriz. Sert karasalın bitkisinin adı çayır dediğimiz bitki olacak. Şimdi topraklarına baktığımız zaman Akdeniz toprak örtüsü terra rossa dediğimiz toprak olacak. Terra rossa, kırmızı Akdeniz toprağı. Karadeniz kahverengi orman toprakları dediğimiz topraklar olacak. Yapraklarını döken ağaçların altında oluştuğu için kahverengidir ve verimlidir. Burada step toprakları dediğimiz topraklar olacak. Kahverengi step, kestane rengi step diyebilir. Bu toprakların adı da çernezyom dediğimiz topraklardır. Çernezyom kara toprak, dünyanın en verimli toprak şeklidir. Şimdi kar yağışı olayına baktığımızda bu iklimlerde kar yağışı var mı yok mu dediklerinde kar yağışı bu iklimde yoktur diyoruz. Bu iklimde kar don olayı yine yoktur çünkü eksi değeri düşmüyor. Ama bunlarda kar don olayı vardır, vardır diyoruz. Türkiye'de donluluk süresinin en uzun olduğu yer 179 günle Erzurum sert karasal. En az olduğu yer İskenderun bir gün şeklinde düşüneceğiz. Peki bunların çözülme türü nedir dersek, kayaçların parçalanma şekli. Burada çözülmede yağmura bakmanız gerekiyor. Burada kesinlikle kimyasal çözülme olmalı. Çünkü yağmur çok. Burada yine kimyasal çözülme çok. Diğerlerinde fiziksel çözülme diyeceğiz. Fiziksel yani mekanik parçalanma. Kayaç bir nevi suyla eriyor. Bir nevi sıcaklık farkıyla ısınıp soğuyup kırılmaya uğruyor diyoruz. Şimdi bu dersimizde sadece iklimlerin dağılış alanı ve grafiklerin temel özellikleri olacak şekilde bir tanımlama yaptık. Bu konuyla ilgili bol pratik yapılması gerekiyor. Harita, grafik ve bu temel özellikler net bir şekilde ezberde olmalı. Çünkü sorular daha bunun da geliştirilmesi şeklinde karşınızda olacak. Bir dahaki derse görüşmek dileğiyle.